Peki İbrahim Uslu, sizce yani neye hazır Cumhur İttifakı bu başlık altında? Neyi yapmaya hazır? MHP'siyle AKP'siyle planladıkları ne? Ve DEM'den gelen açıklamalara baktığınızda gerçekten işte az önceki KC'lerimizden biri şuydu. Erdoğan'ın çıkış yolu DEM miydi? Bunun karşılığını DEM verir mi? Tabanı mesela ne düşünür? Ben DEM Parti'nin önemsiz bir parametre olduğunu düşünüyorum Cumhur İttifakı açısından. Şu esas parametre İktidar Parti'yi, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nı iktidarda tutacak esas parametre biraz önce Altan'ın da söylediği gibi, bu kelimelerle söylemedi ama güvenlik politikaları, güvenlikçi politikalar, güvenlik kaygıları falan diye açıkladığı şey bence İsrail'in saldırganlığı. Şimdi İsrail'in saldırganlığının kısa bir süre içerisinde bitmeyeceği, bunun yıllara yayılacağı belli ve bu süreç boyunca Türkiye'de bütün vatandaşların güvenlik kaygısına kapılacağı da belli. Şimdi bunu biraz AK Parti suistimal etmek istiyor. Daha doğrusu Cumhur İttifakı bunu suistimal etmek istiyor. Yani seçime doğru yaklaşıldığında vatandaşın güvenlik kaygılarının ekonomik kaygılarından daha fazla olmasını sağlayacak adımlar atacak. Atıyordu. Yani biz günün birinde Hakan Fidan'ın 3. savaşı çıkacak dediğine şahit olduk. Milli Savunma Bakanı evet çıkacak, biz de hazırız dedi. Arkasından İsrail bizi işgal edecek dendi. Sonra İstanbul'daki Türkiye buluşmaları toplantısında Sayın Erdoğan bunu biraz dönüştürdü. Yani ülkemizden toprak koparacaklar, biz de ülkemizi ameliyat ettirmeyeceğiz falan şeklinde revize etti tehdit algısını. Fakat işte Sayın Bahçeli'nin konuşması, milli birlik ve kardeşlik, bütünlük, kardeşlik. Dün Numan Kurtulmuş'un konuşması aynı vurgular, milli bütünlüğümüz, kardeşliğimiz. Şimdi benim gördüğüm şöyle bir alt mizansenlerle bu algıyı destekliyorlar. Yani bölgemiz ateş çemberinde, her tarafta savaşlar var. Türkiye'nin milli birliğini, bütünlüğünü sağlaması gerekiyor ki bu dış tehditlere karşı mücadele etsin. Dolayısıyla bakın biz şimdiden herkese el uzatıyoruz. İşte milli birlik, kardeşlik diyoruz dış tehditlere karşı. O yüzden de bu bence alt mizansenleri gerçekleştiriyorlar. Fakat bu DEM açısından bence büyük bir tehdit içeriyor. Niye tehdit içeriyor? Yarın öbür gün gerçekten Suriye'nin kuzeyinde bir hareketlenme olsun, o zaman DEM Parti'ye karşı çok sert operasyonlar yapıldığını, kapatma davalarının açıldığını vesaireler falan da görebiliriz. Niye? Bakın biz el uzattık ama işte ülkemizi parçalamaya çalışıyorlar. Bunlar hala terörün siyasi kolu deyip her türlü sert müdahaleyi de yapabilirler. Dolayısıyla hani önümüzdeki süreçte bir yeni bir çözüm dalgası vesaire falan ben beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorlar. Mehmet Uç'un bunun siyasi retoriğini de hazırladı. Ülke liderliği diye. Bu ülkenin bir lideri var. Bu ülke liderinin altında toplanın. Çünkü büyük bir uluslararası tehdit var, dış tehdit var. Buraya kadar iyi. Yani bir tehdit yok ama esas ondan sonrası bence kötü. Eğer ülkenin milli birliğini, bütünlüğünü bozacak adımlar atarsanız da bir süre sonra buna tolerans gösterilmediğini de göreceğiz. Bunda dile getirilecek. Ben önümüzdeki sürecin, yani bu kadar çok güvenlik kaygısı varken, evet, Türkiye'de bir demokratikleşme dalgasının hem de Cumhur İttifakı ile gelebileceğini düşünmüyorum. Tam tersine bu güvenlik tehditlerini mazeret olarak kullanarak daha da çok otoriterleşme adımları atılacaktır. Önümüzdeki süreçte demokrasi mümkün değil. Bu arada mesela ben çeşitli yorumcuların değerlendirmelerine baktığımda DEM açısından, özellikle de hani geçmişi DEM'in önüne koyduğunda hani söylemler ve uygulamaların tezatlığı, dolayısıyla yoğurdu üfleyerek yiyeceği ve daha somut adımlar, yani bir şey bekleniyorsa DEM'den mesela, ya İbrahim Bey mesela anayasa hazırlığı, yeni anayasa, ama bunun tek amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belki yeniden adaylık süreci, onun iktidarının uzatılmasını sağlayacak parlamenter sistem %50+1 dönüş, ama hani orada DEM'in meclisteki şeyine ihtiyaç var, desteğine ihtiyaç var. Mesela bu açıdan gidiliyor olabilir mi? Cumhur bunun planını yapıyor olabilir mi?
Ben zannetmiyorum. Çünkü iktidar İsrail'in saldırganlığı sayesinde çıkış yolunu zaten gördü ve seçimi kazanabileceğini artık biliyor. Vatandaşların güvenlik kaygısı arttığında şu anki sistemi koruyarak dedim ya, tam tersi otoriterleşme adımları atacak. Niye? Çünkü güvenlik kaygılarının, güvenlik endişelerinin olduğu dönemlerde dünyada demokrasi, liberalizm ya da sosyal demokrasi yükselmiyor. Yükselen şey belli. Karizmatik otoriter liderler, hatta faşizme kadar gidiyor bu otoriterlik arayışı. Niye? İnsanlar güvenlik kaygısıyla güçlü bir lider istiyorlar kendilerini. Bu şeyden, sorunlardan ya da bu tehditlerden koruyacak güçlü bir lider istiyorlar. O güçlü lider zaten var. Benim diyor Sayın Erdoğan ve gerekirse ne pahasına olursa olsun ülkemin milli birliğini bütünlüğünü de koruyacağım diyor. Şimdi bunun adımlarını da atmaktan çekinmezler. Biz bunu Gezi'den bu tarafa Türkiye'nin aşama aşama otoriterleşmesi sürecini gözden uzak tutmamak lazım. Evet. O yüzden ben dedim ya, bölgedeki güvenlik tehditleri AK Parti'ye zaten bir fırsat penceresi açtı. AK Parti bu fırsat penceresini sonuna kadar iyi kullanmayı düşünüyor. O yüzden de önümüzdeki süreçte Türkiye'de demokrasi olmaz, otoriterleşme olur ve güvenlik kaygıları ve bu otoriterleşme nedeniyle AK Parti büyük bir siyasal avantaj elde eder. Peki, şimdi hani CHP bence AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın daha doğrusu stratejisinin üstten manasıyla çözebilmiş değil. O yüzden de bunu bir gündem değiştirme çabası olarak değerlendiriyorlar ve bununla mücadele ediyorlar. Oysa ki bu bir gündem yönetimi hamlesi değil Cumhur İttifakı açısından, bir siyasal strateji ve 3 yıla yayılacak belki bir stratejiden bahsediyoruz. Şimdi 3 yıl sonra bu dediklerinizin önemli bir kısmı hatırlanmaz, o döneme kadar öyle travmatik gelişmeler olur ki bu söylediklerinizin hiçbirinin ehemmiyeti kalmayabilir. Şimdi AK Parti bunu, bu savaşın kısa vadede bitmeyeceğini biliyor. Bu savaşın yayılma eğilimini görüyor ve önümüzdeki süreçte biz hepimiz haklı olarak ve çok gerçekçi nedenlerle güvenlik kaygısı yaşamaya başlayacağız. Sadece İsrail saldırganlığı üzerinden değil, belki dinci radikal terör örgütleri ortalığa saçılacak. Bir süre sonra belki çok daha tehlikeli, işte nükleer silaha varıncaya kadar silahlar kullanılmaya başlayacak. Belki Amerika falan doğrudan, çünkü bir Amerika bölgeye asker yiyor. En son geçen hafta yine 5000'den fazla asker bölgeye sevk etti. Bir yerlerde konuşlandı. Ürdün ya da işte Katar'da falan oldukları düşünülüyor. Şimdi dolayısıyla iktidar bunları görüyor ve bu bölgedeki gerilimin, sıcak çatışmaların ve o korkunç manzaraların daha uzun zaman süreceğinin farkında. Dedim ya, bu bir fırsat penceresi ve bunu sonuna kadar kullanacak. Dolayısıyla biz bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra nasıl bir halet-i ruhiye içerisinde olacağımızı öngöremiyoruz. Bu savaş gerçekten çok tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Haritalar değişmeye başlayabilir. Günün birinde biz işte Lübnan diye bir ülkenin kalmadığına şahitlik edebiliriz. Suriye'nin parçalandığına şahitlik edebiliriz falan. Bütün bunların bizde yaratacağı travmaları bir hayal edin. O yüzden benim gördüğüm AK Parti 2-3 yıla yayılan uzun bir strateji öngörürken muhalefet bunu gündem değiştirme çabası olarak değerlendiriyor. Hayır, esas yanlış burada. Bunu uzun bir siyasal strateji olarak görürlerse kendileri de buna karşı nasıl alternatif bir strateji geliştirecekler, bunun üzerine kafa yorabilirler. Ama henüz bu aşamada değiller. İlk önce muhalefete bunun bir gündem yönetme çabası olmadığını, bunun bir siyasal strateji olduğunu ve bunun gerçekçi bir siyasal strateji olduğunu, yani bundan öncekiler gibi sadece hayali videolar, sahte videolar üzerinden yürüyen bir kampanya olmadığını anlatmamız gerekiyor. Evet, orada sonunda işte bir aylık bir süreç için gündemi yönetecek, insanlar etkileyecek hayali videolar üretildi. Burada öyle değil ki. Her akşam bütün televizyonlar Beyrut'tan canlı yayın yapıyorsunuz ve orada biz canlı yayında şehrin nasıl patladığını, yandığını, ertesi günde bir oluşan hasarı vesaireyi falan gözlemliyoruz. Hepsini kendi gözlerimizle görüyoruz. Yani orada da hayali bir savaş yok. Gerçek bir savaş var. Ve bu savaş yayılma eğiliminde, yani Gazze'de başlayan, Gazze'nin belli bölümünde olacağı söylenen savaş, bugün yani dün akşam, daha doğrusu son bir haftadır Beyrut'ta, Libya'da, Lübnan'da sürüyor. Ama bu arada işte dün akşam da dahil olmak üzere Şam ve Suriye'nin farklı bölgeleri bombalanmaya devam ediyor. Biz İran'la İsrail arasındaki gerilimin ne zaman daha da korkunç boyutlara ulaşacağını her gün televizyonlarda tartışan uzmanları dinliyoruz, değil mi? Yani o yüzden daha bunun 2-3 yıl süreceğini düşünün. O yüzden Cumhur İttifakı'nın
senaryosu gerçekçi bir senaryo. İyi bir stratejiyle gidiyorlar. Aceleleri yok. Bugün yarın hemen bir şeyleri hayata geçirmek durumunda değiller. Zaten dünyada korkunç şeyler yaşanıyor ve bu hepimizin güvenlik kaygısını önümüzdeki süreçte istesek de istemesek de arttıracak. Peki. Cumhur İttifakı bir şey yapmıyor. İsrail yapıyor dedim ya. Sadece AK Parti bundan istifade ediyor. Yani savaş yayılma eğilimine girdikçe bizim de kaygılarımız artacak ve savaş ciddi bir biçimde yayılma eğiliminde. Sorun oradan kaynaklanıyor. Sadece İsrail içerisinde Gazze şeridinde olsaydı böyle bir güvenlik kaygımız olmayacaktı. Sadece insan olarak üzülecektik, kızacaktık vesaire. Ama bölgeye yayılmaya başladığı andan itibaren, yani İran'la kaç kere birbirlerine füzeler göndermeler falan, Lübnan'ın işgaline giden bir süreç var. Suriye'nin sürece ne zaman dahil olacağını öngöremiyoruz. Dolayısıyla ve önümüzde daha yıllar var. Yani yarın bitecek bir şeyden, süreçten de bahsetmiyoruz. Öyle olsa unuturuz, yeniden iç gündemimize döneriz. Ama yarın bitmeyecek bu. Hepimiz biliyoruz. Daha yeni başlıyor benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi tabii yani bir de onu da konuşalım. Anket de yapmış mesela CHP. İşte meclis açılışında Erdoğan girerken ayağa kalkma meselesi. Yani hani bazı başlıklar var ki bir de mesela CHP kendi seçmenini küstürür mü? Yani bütün bunlar değil mi, önümüzdeki bir erken seçim, genel seçim orada etkili olacak. Oraya gelmeden önce ama az önce hani ekrana getirdik ya soru cevap bölümü, Hilal Köylü bir soru soruyor. Cumhurbaşkanı rüya cevap versin diyor A Haber muhabiri. O da cevap veriyor bu hani dem somut adımlar beklerken. Ne yapacaksınız sorusuna Rüya da demiş ki muhabir arkadaşımız, somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim. Yani Erdoğan adına cümleyi okurdu. Sonra Erdoğan da orada söylediği çok kıymetli bir şey var. Bakın Erdoğan da cevap verdi diyor. Yani biz demle ilgili somut hiçbir adım atmayı düşünmüyoruz diyor. Evet. Ama böyle ılımlı gidelim diyor. Bakın ne güzel kardeş anlaşıyoruz diyor. Evet, ama o anı size yorumlatmadığımı fark ettim de o yüzden tekrar oraya döndüm. İbrahim Bey, somut dediniz? Bir adım atmayacağız diyor. Somut bir adım atmayacağını Erdoğan açıkça söylüyor. Bu sadece Erdoğan'ın o an spontan verdiği bir cevap değil. Belli ki bu bir strateji ve birileri bunun farkında. Yani somut bir adım gelmeyecek. Evet. Sadece ortamı ılımlı hale getiriyoruz. Gazeteciler bile artık bunun farkında. Yani iktidara yakın gazeteciler bile bunun farkında. Benim gördüğüm. Dolayısıyla somut bir adım yok. Ve AK Parti'nin acelesi yok. Yani çünkü bölgedeki savaşa bağlı olarak stratejisini adım adım inşa edecek ve bekliyor yani ve gözlemliyor. Aynen. Hepimiz gibi, bütün dünya gibi aslında. Ne diyorsun Altan? CHP. Yanlış yaklaşıyor bence. En azından tutarsız yaklaşıyor. Şimdi eğer hem karşılarken ayağa kalkıp hem de uğurlarken ayağa kalksaydı CHP, en azından tutarlı bir tavır göstermiş olur ve bunu sizin açıkladığınız gerekçelerle de izah edebilirdi. Yani biz rakip partilerin seçmenlerine de hitap ediyoruz. Onları irite etmeyecek bir üsluba ihtiyacımız var. O yüzden de makama saygı gereği bundan sonra ayağa kalkacağız. Şimdi protokol iki aşamalı. Geri salona girerken ve salondan çıkarken ayağa kalkıyorsunuz. Aslında bu protokole falan gerek yok. Evimizde de, evimize misafir geldiğinde ya da ofisimize. Şimdi ben ofisteyim. Ofise misafirim geldiğinde ayakta karşılıyorum. Uğurlarken de ben oturuyorum. Hadi sen git demiyorum. Yine ayağa kalkıp gönderiyorum. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Aslında yani bu böyle bir devlet protokolü falan değil. Şimdi Cumhurbaşkanı salona girdi, genel kurul salonuna, ayağa kalkıldı, protesto edenler oldu falan, hadi onları görmezden geliyoruz. Sonra uğurlarken ayağa kalkmadı CHP, Sayın Özgür Özel de dahil olmak üzere. Sonra sordular, niye ayağa kalkmadınız, hani girişte kalktınız, çıkışta kalkmadınız. Biz Cumhurbaşkanı bekliyorduk ama AKP Genel Başkanı'ymış meğerse, o yüzden de kalkmadık uğurlarken dediler. Şimdi aslında zaten fikrinin yanlış olduğunu Sayın Özgür Özel yarım saat içerisinde fark etti ve fikrinden vazgeçti. Yani ayağa kalkma fikrinden vazgeçen kim? Ya biz eleştiriyoruz, ben eleştiriyorum kişisel olarak ama bizatihi kendisi, çünkü uğurlarken ayağa kalkmadı. O protokol iki aşamalı. Girerken ve çıkarken ayağa kalkmanız gerekiyor. Girdiğinde ayağa kalktınız, yanlış olduğunu gördünüz, çıkarken ayağa kalkmadınız. Dolayısıyla aslında bizimle aynı düşünüyorsunuz. Bizim söylediğimiz şeyi siz zaten çıkarken yaptınız. Yani CHP bundan sonra yeni bir üslup geliştirecek. Bu Cumhurbaşkanı her salona geldiğinde ayağa kalkıp uğurlarken de oturacak mı? Yani böyle bir şey olamaz. Ya protokole uygun davranırsınız ya da protesto edersiniz bugüne kadar olduğu gibi. Ama Sayın Özgür Özel mesela girişteki davranışını savunuyor, çıkıştakini de savunuyor.
Ama Sayın Erdoğan zaten 20 yıldır aynı insan. Değişmedi ki yani, o yarım saat içerisinde mi değişti Sayın Erdoğan? Sayın Erdoğan'ın nasıl bir siyasi karakteristiğe sahip olduğunu hepimiz ezbere biliyoruz. CHP'nin bunu öngörmemiş olması. Aa, çok şaşırdık yani, biz Cumhurbaşkanı beklerken AK Parti Genel Başkanı geldi demesi falan. Gerçekten yani hiç kimseyi ikna etmeyen bir gerekçe. O yüzden bence Sayın Özgür Özel de yanlış yaptığını biliyor. Bir daha yani kalkmaz CHP olduğu bir toplantıda ayağa kalkmayacağını zaten dedim ya, yarım saatlik bir konuşmada politikasından kendisi vazgeçerek göstermiş oldu. Dolayısıyla hani bu tartışmayı sürdürmemesi bence en doğru şey. Çünkü kendisi zaten yarım saat içinde vazgeçti. Niye hala bu tartışmayı sürdürüyor? Başka bir gündeme geçmiyor. Ülkenin çok önemli gündemleri var yani. Bu çok tali bir konu. Yaptığınız bir şey, yarım saat sonra hata yaptığınızı anladınız, vazgeçtiniz, kapandı gitti. Unutalım yani bunu. Niye ısrarla gündemde tutuyor anlamaya imkan yok. Peki, mesela